ÖSYM şifre kitapçıklarını internete koyunca herkes başına oturup şifre çözme işine girişti ve girişenlerin bir kısmı da şifre bulmaya başladı. Üstelik bulunan şifreler birden fazla. Peki nasıl şifreler bunlar? Herkes kolayca çözebiliyor mu? İpuçları neler? İşte bu soruları bizim anlayacağımız bir dille anlatacak bir konuğumuz var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent Melek Diker Yücel Ankara stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sesim herkes tabii Da Vinci şifresi çözer gibi şifre çözme işine girişti ama asıl olarak bu sizin işiniz. Önce şunu sorayım, soruların veya cevap anahtarının formülasyonunda bir hata görüyor musunuz siz bakınca? Şimdi burada konu cevap anahtarındaki doğru şıkların yeteri kadar rastgele bir şekilde dağıtılmış olup olmadığı konusu. Hı hı. Ben şurada bir cevap anahtarı resmi yapmaya çalıştım. Peki tamam, acaba size emanet ediyoruz. Buyurun. Mi? Evet. Şimdi bu tür sınavlarda soruların yanıtlarının rastgele bir algoritmayla dağıtılmış olması, böylelikle sınavı yapan kişilere herhangi bir bilgi vermemesi çok önemli. Örneğin bilmiyorum tahtayı gösterebiliyor mu arkadaşımız, kameraman arkadaşımız? Şuradaki evet. Şu şekli gösterebilirseniz eğer. Evet, görüyoruz. Evet. Buraya bir cevap anahtarı şekli çizmeye çalıştım. Böyle A, B, C, D, E şıklarının altındaki doğru cevaplar diyelim ki şöyle bir sırayla çıkıyor olsa, burada da benzer bir sıra olsa, bu rastgele bir dağıtım anlamına gelmez. Bu tür bir görünüm cevap anahtarındaki doğru şıkların rastgele yerleştirilemediği anlamına gelir. Yani şifrelendiği anlamına rastgele gelir değil mi? Şifrelendiği anlamına geliyor böyle bir görüntüde. Şifrelenmek daha farklı bir kavram. Ama şimdi şifre sözcüğünü bütün Türkiye'nin kullandığı anlamda ben de anlatırken kullanmaya çalışacağım. Burada söz ettiğim bir şeyin rastgele olması, zar atarsınız 6 gelir ya da 4 gelir evet. Ya da 3 gelir. Ona bağlı olarak doğru şıkkımız A şıkkı olsun ya da doğru şıkkımız zar 6 geldiğine göre D şıkkı olsun. Şimdi atalım tekrar, zar 2 geldi. O zaman doğru şıkkımız 2'ye karşılık gelen E şıkkı olsun gibi bir rastsallaştırma algoritması kullanılması gerekir. Bu tür sınavların çözüm şıklarını yerleştirirken. Yani doğru evet. Şık diğerleri arasında tamamen rastgele yerleştirilmesi gerekir. Bu olmamış mı hocam? Gerekir. Bu maalesef yapılamamış. Maalesef burada çok üzücü bir hata olmuş diyeyim. Bu hatayı açıklamak için size şöyle bir örnek hazırladım. En basit örneği söyleyeyim ilk önce. Bu görme özürlüler için hazırlanan ve medyaya dağıtılan soru kitapçığında biliyorsunuz bir takım şifreler olması doğal dendi. Onlardan bir tanesi diyelim ki şöyle bir soru. A, B, C, D, E şıklarının sayısal olarak cevapları 100, 200, 300, 400 ve 500 diye sırayla verilmiş olsun. Medyaya dağıtılan ve görsel özürlüler için kullanılan kitaplarda böyle sırayla verilen cevaplarda doğru şık her zaman A şıkkı olarak çıkıyor. Ama diğer soru kitapçıklarına bakıldığında cevaplar diyelim ki böyle 100, 200 şeklinde değil de şöyle sıralanmış olsun. 200, sonra 300, sonra 400, sonra 500, sonra buraya 100 gelsin. Yani bunu döndürerek sıraladım. Bakın şimdi bu yeni yaptığım sıralamanın altına ya da üstüne küçükten büyüğe sıralamayı koyduğum zaman görüyorum ki B şıkkındaki cevap buraya gelmiş, C şıkkındaki cevap buraya, D şuraya, E buraya ve A da buraya gelmiş. Evet. Bu A, B, C, D, E dizisinin hani motsal dönme ya da çembersel dönüş falan deniyor. A, B, C, D, E dizisinin bir döndürülerek elde edilmiş hali bu. B, C, D, E, A şuradan kalkmış, bu tarafa dönmüş. Evet. Böyle bir durum diğer kitaplarda rastlanırsa eğer doğru cevap gene ilk şık oluyor. Ya da bunun bir dönmüş hali. C, D, E. Şimdi A buraya kaydı. Buradaki B'yi aldım, buraya getirdim. Bu tür bir durumla karşılaştırılırsa bunu da
iki kere döndürdüğünüzde tekrar şu ilk diziye ulaşabileceğiniz için doğru cevap gene ilk şık oluyor. Yani hata maalesef yalnızca medyaya dağıtılan kitapçıklarda değil, diğer kitapların tümünde karşılaşılan bir hata. Hocam izin verir misiniz? Ben şu ana kadar söylediklerinizi kendi anladığım şekilde bir size tekrarlamaya çalışayım. Şu söyleniyordu, aslında her adayın bir kitapçığı var, öyle değil mi? Yani her kitapçık birbirinden ayrı şekilde aynı soruları ve aynı cevapları barındırmakla birlikte yerleri değiştirilmiş, sıralaması değiştirilmiş deniyordu. ÖSYM de buna karşı diyordu ki o sizin elinizdeki kitapçık sadece size özel olarak hazırlanmıştır ya da görme engelliler için hazırlanan bir kitapçıktır. Oradaki hata diğer kitapçıklarda yok deniyordu. Siz diyorsunuz ki hayır var, diğer kitapçıklarda da aynı şifre, bunu şifreyi tırnak içinde kullanıyorum, uygulandığında bir şey, sorun, bir hata açıkça ortaya çıkıyor. Doğru mu? Doğru, evet. Burada bir şifreyi hangi anlamda kullandığımızı hepimiz bildiğimize göre birden fazla şifre bulunması da çok doğal, bulunacaktır. Önümüzdeki günlerde yeni şifrelerle de karşılaşılacaktır. Hatta benim elimde şöyle bir küçük tablo var. Bilmiyorum kameraman arkadaşımız buraya gösterebilecek mi? Şu elimdeki küçük kağıdı büyüterek gösterebilirse eğer. Evet, görüyoruz. Bizim ODTÜ kriptografi bölümümüzün mezunlarından yüksek lisansını bizde yapıp sonra doktora yapmış olan Faruk Göloğlu isimli arkadaşımız iki gündür soru kitapçıklarını inceleyerek böyle kolon kolon şurada söz ettiğim türde dizilimler buldu. Örneğin... C, B, D, E, A dizilimi tahtayı görebiliyorsanız eğer yapılacak olan işlem sadece şöyle bir şey. Sayısal cevapları küçükten büyüğe sıralıyorsunuz. Diyelim ki bu şekilde verilmiş cevaplar. Küçükten büyüğe sıraladığımda bakın burada en küçük sayı olan C'de duran. Sonra ondan sonra gelen 200 B'de duran sayı. Ondan sonra gelen 300, D'de duran sayı. Ondan sonra gelen 400, E'de duran sayı. Böyle C, B, D, E, A diye bir dizi çıkıyor. Bu dizi ya da benzerleri biraz önceki küçük kağıtta gösterdiğim gibi eğer oluşturulursa aday tarafından mutlaka doğru şıkkın hangisi olduğu belirli. Mesela bu ikinci kolona denk gelen eğer gösterebiliyorsanız C, B, D, E, A dizisiyle başlayan şurada bir ikinci kolon ya da onun altındaki diğer diziler için hep ikinci şık doğru. Yani bu şey bilgisine çok fazla dayanıyor. Sorulara verilen cevapları eğer küçükten büyüğe doğru sıralar ve onun üzerinde bir döndürme işlemi yaparsanız, bu çembersel döndürme işlemini yaparsanız, sorunun yanıtını bilmeden de doğru cevaba o soru kitapçığındaki bütün sorular için ulaşılabiliyor. Bunun önemli bir algoritma hatası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü rastgele şık koyma algoritması düzgün çalışmamış, düzgün hazırlanmamış. Daha önceki yıllarda bu tür problemler yoktu. Sanıyorum bazı yenilikler katılmaya çalışılmış. Örneğin bu soru kitapçıklarının her aday için tek tek ayrı ayrı hazırlanması son derece gereksiz ve son derece yük getiren ve işte bu tür problemlerin de çıkmasına neden olan bir durum. Peki hocam, yani şimdi ÖSYM'nin geçmiş birikimi... Affedersiniz, asıl zor soru şu o zaman, yani bu bir hata, kasten yapılmamış bir hata da olabilir ama bunu, bu sizin söylediğiniz şifreyi çözebilen, kırabilen birileri çok büyük avantaj sağlamış durumda, öyle değil mi? Bazı soru kitapçıklarında evet bu durumların çok daha kolay fark edilmesi mümkün olabilir. Benim kanım bazı adaylar bu garip durumları fark etmiş ve ona göre soru çözmüş olabilirler. O zaman şaibeli olmadı mı şimdi? Öyle yapmamıştır. Şaibeli bir duruma girmedi mi şu anda? Yani sizce sınavın iptalini gerektiren bir durum mu bu? Maalesef ben öyle düşünüyorum. Çünkü doğru şıkların dağıtımı son derece yanlış bir algoritmayla yapılmış. Peki bu çocuklara yazık değil mi şimdi? Bütün o sınava hazırlanıp onca yıl giren çocuklar için? Evet, şöyle düşünmek lazım sanıyorum.
sınav iptal olursa da üzülecekler, iptal olmazsa da sanıyorum üzülecekler. Ama ne olursa olsun hepsinin birlikte başına gelecek. Belki elle gelen düğün bayram diye düşünerek bu durumu kabullenebilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Doçent Melek Diker Yücel bizim için şifreyi canlı yayında çözdü ve gördüğünüz gibi tek bir kitapçığa özgü bir durum olmadığını gösterdi bize. Teşekkür ediyoruz.